bu millete hizmet eden bu milletin efendisidir. Efendi olmayı hak kazanır, gönüllerde sevgi kazanır. Millete ne kadar çok hizmet edersen o kadar gönüllere taht kurarsınız. Bu baskıyla, zulümle, şunla bunla, kanunla bile insanlara kendini sevdirtiremez. Hizmet yapacaksın, sevdirtireceksin. Yani. El insan abidul ihsan. Kişi ihsanın kölesidir. Hele zorla hiç sevgi olmaz. Ne olur? Kafir, münafık olur. Onun için imanda zorlama yoktur. Ama amelde zorlama vardır. Bazıları İslam'da zorlama yok. Kim demiş onu? İmanda zorlama yok. Kimseyi mümin ol diye zorlayamazsın. Ama iman etmişse arkadaş cuma namazına gideceksin. Beş vakit namazı kılacaksın. Orucunu tutacaksın. Tesettürüne dikkat. Bal gibi zorlama var. Ama tabii sokakta önüne geleni zorlayamaz. Bunu zorlamakla yetkili olanlar var. Anne baba zorlayabilir. Devlet zorlayabilir. Devlet seni kanunlara uymakla zorlamıyor mu? Trafik kurallarına uymakla zorlamıyor mu? Dinde ben Müslümanım diyeni, arkadaş Müslümansan inandığın gibi yaşa. İnandığın gibi yaşamıyorsan o zaman kusura bakmayın isminizi değiştirin. Yani Yakup olmasın, Agop olsun. Agop da namaz kılmıyor değil mi? Madem uyar yani. Agop namaz kılmıyor. Ama Yakup namaz kılmıyor dedin mi uymuyor yani. Yakup namaz kılmalı yani. Ha adın Hasan'sa namaz kılacaksın. O zaman namaz kılmıyorsan adını Hans koy. Uyar. Namaz kılmayana Hans ismi uyar yani. Öyle hem namaz kılmayacaksın hem adın Hasan olacak. Olmaz abi. Hasan'a namaz kılmamak yakışmaz. Hans olursa olur. Onun için kardeşlerim kendimizi kandırmayalım. Madem ki Mevlana torunu diyoruz ya olduğumuz gibi görünelim ya da göründüğümüz gibi olalım. Onun